koordinasyon, işbirliği, sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımıyla bölgesel ve yerel ihtiyaçlara planlı ve sonuç odaklı çözümler sunan BEPKA, Türkiye'nin kalkınma hamlesini ivmelendiren çalışmalarını 2018 yılında da sürdürdü. İllerimizin valileri, belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla Bilecik İl Genel Meclisi başkanlarından oluşan yönetim kurulu her ay toplanarak bölgesel kalkınmaya yön verecek kararlara imza attı. Projeye destek kalkınmaya hız sloganıyla yola çıkan BEPKA, 2018 yılında 16 milyon lira bütçeli mali destek programlarını ilan etti. Sektörel rekabetçiliğin artırılması, endüstriyel simbiyozla kırsalda ekonomik kalkınma başlıklarındaki hibeler için ajans kapsamındaki illerde bilgilendirme toplantıları, proje yazma ve uygulama eğitimleri gerçekleştirildi. Teknik yardım masası hizmeti verildi. 2018 yılı mali destek programlarına toplam 123 proje başvurusu yapıldı. Toplamda 22 milyon 300 bin lira bütçeli 34 proje destek almaya hak kazandı. $1.200.000 bütçeli fizibilite desteği, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak büyük yatırımların yapılabilirliğini ölçmek amacıyla ilan edildi. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri için $1.000.000 bütçeli teknik destek programı kapsamında 32 kurum ve kuruluşun 1036 personeli eğitim faaliyetlerinden faydalandı. Türkiye'de ilk tekstil ve teknik tekstil mükemmelliyet merkezi ile ileri kompozit malzeme araştırma ve mükemmelliyet merkezi projelerini destekleyen BEPKA, 2018 yılında da Osmaneli Belediyesi tarafından kurulacak iş geliştirme merkezi projesine imza attı. Proje kapsamında Osmaneli Tarihi Çarşı'daki konaklar restore edilerek kaybolmakta olan meslekler de tekrar canlandırılacak. BEPKA desteğiyle Eskişehir Ticaret Odası tarafından kurulan Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından hizmete açıldı. Müzik 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kadınlar ve gençler odaklı olarak gerçekleştirildi. Toplantılarda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla diğer yerel paydaşların görüşleri alındı ve bölgenin görüşleri bakanlığa iletildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansı tarafından ülke genelinde düzenlenen Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri toplantıları Bilecik, Eskişehir ve Bursa'da paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. BEPKA, sektörel geliştirme ve yönlendirme faaliyetleriyle sektörlerin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik, BEPKA'nın temel değerleri arasında yer alıyor. Bu bilincin oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı'nın ilk danışma kurulu toplantısı Eskişehir'de yapıldı. Atık yönetimi konusunda örnek olan Endüstriyel Simbiyoz Programı çalışmaları kapsamında Bilecik'teki mermer atıklarının çöktürülmüş kalsiyum karbonat üretiminde kullanımı üzerine fizibilite çalışması yapıldı. Eskişehir'de endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılması çalışması başlatıldı. BEPKA bölgesinde girişimcilik ekosistemini destekleyen faaliyetlere de yön veriyor. İnovasyon odaklı girişimciliğin güçlendirilmesi, teknoloji tabanlı firmaların desteklenerek büyümesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı'na 3 yılda 28 girişimci dahil oldu. Bu firmalar toplamda 80 saat eğitim ve 443 saat mentorluk aldı. 8 girişimci İstanbul'da yatırımcı karşısına çıktı. Bursa'da bir firma geliştirdiği karbondioksit lazer tüpü teknolojisiyle yatırım aldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında BEPKA, ekosistem analizi için pilot kalkınma ajansı oldu.
Saha çalışmalarından elde edilen veriler ışığında Bursa'nın bölgesel inovasyon ekosistem ağı haritası ve raporu hazırlandı. BEPKA Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği'nin bölgesel kalkınmada iyi uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlı KOBİ'lerin inovasyon etkinliğini ölçen OASIS projesine dahil oldu. BEPKA bölgesindeki potansiyel sektörlerin gelişimine ışık tutuyor. Türkiye'deki animasyon sektörünün gelişiminde önemli bir konumda olan Eskişehir'de sektörün daha da güçlendirilmesi için paydaşları bir araya getiren toplantılar 2018'de de devam etti. İlk defa 2017'de yayınlanan animasyon sektör raporu Türkçe ve İngilizce olarak güncellendi. UTİP, BTSO ve BEPKA işbirliği ile düzenlenen Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü ARGE Proje Pazarı Zirvesi, kamu özel sektör çalışanlarıyla akademisyen ve öğrencileri tekstil ve teknik tekstil mükemmelliyet merkezinde bir araya getirdi. Fikirlerin projeye dönüşmesi için önemli bir platform olan zirvede 108 proje fikri sergilendi, 101 firma akademisyen görüşmesi organize edildi. Science Expo'da geleceğin teknolojileri yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEPKA işbirliğinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında 6 farklı branşta 9 proje yarışması yapılırken 120 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, konserler, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri düzenlendi. BEPKA geleneksel sektörlerde katma değeri arttıracak tasarım faaliyetlerini de destekliyor. Bilecik'in Kınıkköy'ünde düzenlenen tasarım etkinliğinde 1900'lü yıllardan günümüze kadar usta ellerde hayat bulan çömlekçiliğin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizin kazanımlarını arttırmak için akademisyenlerin katkılarıyla yeni tasarım ve formlar geliştirildi. Satıcı ve alıcılar bir araya getirildi. Fuarlar dünyaya açılan kapılar. BEPKA katıldığı fuarlarla bölgesindeki illerin işbirliği içinde tanıtımına ve iş dünyasının dış pazarlara açılmasına katkı sağladı. Bilecik Doğa Rotaları oluşturulması projesi kapsamında toplam 500 kilometreden oluşan 24 parkur belirlendi, ilgili rotalar sınıflandırıldı ve haritalandırma çalışmaları yapıldı. Bilecik ilinin sosyoekonomik eğilimlerinin ve önceliklerinin belirlenmesi adına Bilecik'in kalkınma ve gelişme sürecinde katkısı bulunan tüm paydaşların bir araya geldiği Bilecik Ortak Akıl Toplantısıyla Bilecik ilinin önümüzdeki 10 yılına damga vuracak projeler belirlendi. BEPKA bölgeye gelen yerli ve yabancı yatırımcıların ilk adresi. Yabancı yatırımcıların yatırım süreçleriyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve yatırım yeri konusundaki bilgilendirmelerin tek elden yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüldü. Ülkemizde öğrenim gören İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin öğrencilerine staj imkanı sağlayabilmek için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir organı olan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ortaklığında Uluslararası Staj Programı'nın bilgilendirme toplantıları, Ticaret ve Sanayi Odalarımız ve Üniversitelerimiz işbirliğinde gerçekleştirildi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne önemli görevler üstlendi. Bu görevleri başarıyla yerine getiren ajansımız, geçmiş çalışmalarından aldığı güçle kuruluşunun 10. yılında da bölgemiz ve ülkemiz için tüm paydaşlarıyla koordineli çalışmaya, stratejiler belirlemeye, ulusal ve uluslararası alanda fark yaratmaya devam edecek. BEPKA, daima yanınızda.